Artık varyans formülüyle biraz oynayıp neler elde ettiğimizi görmenin zamanı geldi. Bu videonun yardımıyla sigma gösterimiyle ilgili de bazı önemli ipuçlarını öğrenerek sigma formülünü nasıl değiştireceğimizi ve gerçekten de ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağımızı e, kesinlikle düşünüyorum, buna inanıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, varyans formülü neydi? İsterseniz popülasyon varyansı için olanı alalım. Çünkü bu formülün örneklem varyansından tek farkı n eksi 1 yerine n'ye bölüyor olmamız. Popülasyon varyansı eşittir. Elimizdeki bütün gözlemlerden tek tek ortalamayı çıkarıp bunun karesini alıp elde ettiğimiz toplamı yani i 1'den i n'e kadar olan tüm gözlemlerin ortalamaya olan uzaklığını bulup farkın karesini aldıktan sonra toplayıp bu toplamı ne yapıyoruz? n'e bölüyoruz. Şimdi buradaki parantezi açıp neler elde edeceğimizi incelemek istiyorum ilginç şeyler göreceğiz gibime geliyor arkadaşlar. Yazıyorum. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar, parantezi açtığımızda da x alt indis i'nin karesi eksi, şöyle yazayım bir dakika daha iyi anlaşılacak. x i eksi mü çarpı x i eksi mü, x i çarpı x i eder x i kare. Sırada x'i çarpı eksi mü ve eksi mü çarpı x'i var. Bu çarpımların toplamı eksi 2 x'i mü eder. Neden? Çünkü aynı terimden iki tane elde ediyoruz. Bakın, x'i çarpı eksi mü birincisi. Eksi mü çarpı x'i de ikincisi. Toplamları da ne ediyor? Eksi 2 x'i mü ediyor. İşin içine i'ler ve mü'ler girince biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Mü'leri duyunca hele siz e, mö'ler aklınıza gelip e, inekleri e, düşünüyor olabilirsiniz ama böyle düşünmeyeceğiz arkadaşlar. İ'leri mü'leri birbirine karıştırmadan yolumuza devam edeceğiz. Ama aslında bunun A eksi B'nin karesinden hiçbir farkı yok arkadaşlar. İ mü diyoruz diye AB diyemeyiz zannetmeyin. Öyle adlandırılmışlar. O yüzden devam edelim. Son terim eksi mü çarpı mü'den artı mü kare olacak. Güzel. Şimdi renk değiştireyim. Bunu ayıralım. Evet oldu. Buradaki toplamı bulmak için bu işlemi popülasyondaki tüm gözlemler için yapıp bulduğumuz sonuçları da toplayacağız. Aslına bakarsanız bu eğer sigma gösterimi hakkında çok fazla bilginiz yoksa buraya dikkat edin. Bu toplam i eşittir 1'den n'e kadar Birinci terim yani x i'nin karesi eksi sabit sayıları öne getirmemiz lazım. Çünkü toplam önemli olan i'li terimlerdir. Burada da x i olduğu için sigmanın solunda kalması gerekiyor. Ve eğer kalkülüs videolarını izlediyseniz sigma gösteriminin integralle olan bağlantısını yani integral alırken elinizdeki ifadeleri toplayıp çok küçük bir aralık olan dx ile çarptığınızı hatırlayacaksınız. Buradaysa ne yapıyoruz? Toplam alıyoruz. Şimdi demek istediğim, bunu kalkülüs videolarında da söylemiştim. İntegral bir nevi sonsuz küçüklükteki şeylerin sonsuz toplamıdır. Her neyse şimdi bu konuyu daha fazla saptırmayayım. Neyse ben devam ediyorum. İntegral parantezi kapatalım. Devam ediyorum. I eşittir 1'den n'e kadar ikinci terim 2 iki çarpı mü çarpı toplam i 1'den n'e kadar x i'ye eşittir. Son olarak mü kare sabit terim olduğu için onu dışarı alıyorum ve mü kare çarpı toplam i 1'den n'e kadar buraya ne gelecek dersiniz? 1. Öyle değil mi? Evet, bunu sigmadan kurtarmak için 1'e bölmemiz lazım. 1'e bölmemiz de yeterli. Bunu yapınca da geriye 1 kalıyor. Aslında mü kareyi burada da bırakabilirdik ama neyse. Ben sadeleştirmeye devam ediyorum. Bununla ilgili çok fazla şey yapamam. Bir dakika bir saniye bakayım yapabilir miyim acaba? Yok. Hayır. X i'nin ne olduğunu bilmiyorum. Onun için de yapamam. Böyle bırakıyorum. Bu arada şu anda yapmakta olduğum sadeleştirmenin bu kesrin payı e, için olduğunu da size hatırlatayım. Buraya bölü n yazalım. Buraya da yazmam lazım ama bunu en son yapacağım. Evet. Paydaki ifade biraz karışık olduğu için önce bir onunla ilgilenelim. Evet devam ediyorum. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i kare eksi 2 çarpı mü mü'yü güzel yazamadım bir dakika. Mü gibi oldu. Mü'yü bir kere daha yazıyorum. Evet. Eksi 2 mü çarpı toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i ve bu terim hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet nedir bu? Ya da bunu başka bir şekilde yazabilir miyiz? Bir bakalım. Bu bize n tane biri topla diyor. Öyle değil mi? Yani burada ne varsa onu n defa tekrar edeceğiz. Eğer x n olsaydı x'li birinci terim, x'li ikinci terim şeklinde devam edecektik. Ama burada 1 olduğu için n tane biri toplamamız gerekiyor. Ve bu da ne oluyor? n'e eşit oluyor. Yani 1 çarpı n dediğinde n geliyor. O zaman bunun yerine artı mü kare çarpı n yazabilirim. Harika. Bakalım burada yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Bunun sadece pay olduğunu tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Daha paydaya gelmedik. Bu terim böyle kalacak. Burası i eşittir 1'den. Bakın sizce bu ne eder? Bakın buraya geri dönüyorum. Bu bu bölü n'e eşit. Bu da bu bölü n'e eşit. Ve sonra da buraya geliyoruz. Bütün terimleri aynı anda da yani bütün terimleri pardon ayrı ayrı da n'e bölebilirim. Değil mi arkadaşlar? Ayrı, ayrı yapabilirim. Yani bölü n, bölü n ve bölü n şeklinde. Ve şimdi geriye ne kalacak dersiniz? Şimdi ilginç kısım kalıyor. Artık burada yapabileceğim bir şey yok. Olduğu gibi yazıyorum. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i kare bölü n. Şimdi burasıysa ilginç olacak. Sizce popülasyondaki bütün gözlemleri alıp birbiriyle toplar ve n'e bölersem ne bulurum? Ne bulurum? Cevap verin ne bulurum? Evet. Buradaki terim neye eşit? Bütün gözlemleri alıyorum, topluyorum ve n'e bölüyorum. Sonuç olarak ne yaptım? Ortalamayı bulurum. Öyle değil mi? Popülasyon ortalaması. O halde bunun yerine mü yazıyorum. Ve böylece burası eksi 2 çarpı mü çarpı bu terimin yerine mü geleceği için de ne oluyor? Eksi 2 çarpı mü kareyi elde ediyoruz. Mü çarpı mü mü kare eder. Buradan popülasyon ortalamasını bulduk. Çok temiz bir sadeleştirme oldu arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Her zaman böyle temiz sadeleştirelim. Ve sonra artı n bölü n birbirini götürecek ve geriye mü kare kalacak. Ve bu da, bu terime bir şey yapamıyorduk. Aynen yazıyorum. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i kare bölü n. Eksi 2 mü kare artı mü kare de. Eksi mü kare yani eksi popülasyon ortalamasının karesi. Sizce de çok güzel olmadı mı? Harika oldu. Bayıldım ya. Varyans için farklı bir formül bulduk artık popülasyondaki tüm gözlemlerin karelerinin ortalamasından popülasyon ortalamasının karesini çıkardığınızda varyansı bulabileceğinizi biliyorsunuz. Soruda size verilenlere baktığınızda hesaplama bu şekilde belki de daha kolay olabilir. Düşünsenize bu formülde her bir gözlemin ortalamaya olan uzaklığını bulup bu arada bunun için ortalamayı da bulmanız lazım. Sonra bu farkın karesini alıp bunu her bir gözlem için yapıp bulduğunuz değerleri toplayıp ortalamasını bulmak için de oho öne bölmeniz gerekiyor. Ama bir parça matematik cambazlığıyla bu formülü ne yaptık? Sadeleştirdik, sadeleştirdik, bu hale getirdik. Buradan bunları x, i cinsinden yazıp ham puan metoduna geçebiliriz. Ve bu metodu kullanarak varyansı çok daha hızlı şekilde hesaplayabiliriz. Haydi bir deneyelim. Mü neye eşittir? Ortalama. Toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i bölü n'dir. Ve bunu kullanırsak buradaki ifadeyi araya çizgi çekelim, şöyle çizelim. Evet, toplam i eşittir 1'den n'e kadar x i kare bölü n eksi mü kare yani bunun karesi. Bunun karesini alıyorsak yazıyorum i birden n'e kadar eksilerin toplamını ve sonra da bu toplamın karesini alıyorum. Ve tüm bunları n kareye bölüyorum. Şu ana kadar elde ettiğimiz tüm formüller arasında benim için en kolayı bu. Evet, eğer popülasyon ortalamasını biliyorsanız, varyans hesaplamanın en kolay yolu bence bu. Ortalamanın karesini alırsınız. Sonra her bir gözlemin karesini alıp kareler toplamını da n'e bölersiniz ve işte budur bu kadar basit. Daha önceki sayıları silmişim ama size bunu böyle olduğunu, yani size bunun böyle olduğunu gösterebilirim. Evet, dediğim gibi en kolay formül bence bu. Ama bu formül daha hızlı bile olabilir. Çünkü burada ortalamayı hesaplamak zorunda değilsiniz. Her x, i için bu toplamı bulup n ve n kareye bölebilirsiniz. Burada varyans için ortalamaya ihtiyacınız yok. Her neyse umarım bu video sigma gösterimleri hakkında biraz daha açıklayıcı olmuştur sizin için ve alternatif varyans formüllerini de biraz daha iyi anlamışsınızdır. Bazı kitaplar size varyansı direkt bu şekilde verirken, bazıları bu şekilde, bazıları da bu şekilde verir. Önemli olan azıcık matematiksel cambazlıkla birinden diğerine geçebilecek olduğunuzu bilmeniz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.